Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulunan haberlerine huzurunla sunuş getirmiş. Kıymetli dikkatler ekranımız olsun. Çeteldeki Xitaylar Şarkı Türkistan hakkındaki sahte teşvikatka avaz koşmakta. Xitoyning Sharqiy Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati yaqindan beri xalqaroda jiddiy kun tartibga kelishga egishib, Xitoy rejimi xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yash uchun yolg'on tashviqotlarni davomli ko'paytmoqda. Xalq to'rining xabarida bildirilishicha, Xitoy bu qitim Sharqiy Turkistondagi Xitoy doiralari va besh qit'aga joylashgan 19 davlatdagi Xitoy ko'chmanlar vakillari sinliq fikr almashtirish yig'ini tashkillagan. 16 dekabr o'tkazilgan mazkur yig'inga Amerika Utah shtati Weber shtatlik universitetining professori Li Tawen, Malayziya Malakka shtatlik hukumatining Xitoy ishlari alohida elchisi Yan Tianlu qatorli Xitoylar qatnashgan bo'lib, Xinjiangning taraqqiyoti har millat xalqiga haqiqiy baxt ilib keldi. Amerika va g'arb ellari Xitoyning taraqqiyot qadamiga to'sqinlik qildi deb bildirilgan. Garchi Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyati butun dunyoga oshkorlangan, ko'plagan davlatlarning ayiblashiga duch kelayotgan bo'lsa-mu, erkin davlatlarda yashayotgan Xitoylarning, hatto demokratchilarning Sharq Turkiston masalasida Xitoy kommunist rejimi tarafida turishi izchil diqqat qo'zg'ab kelmoqda. Bu yil 8 mart Gollandiyadagi 50 dan ortiq Xitoy tashkiloti Gollandiya parlamentining Xitoyning jinoyatini irqiy qirg'inchilik deb itirof qilganligiga norozilik bildirib, birlashma bayonot e'lon qilib, irqiy qirg'inchilik haqidagi ayblashlar Xitoyga qarshi kuchlarning yolg'ondan paydo qilgan to'qilmalari deb bildirilgan edi. Xitoylarning danliq demokratchilardan biri bo'lgan Wei Jingxingmu bu yil 4 oyda Erkin Osiyo radiosining Xitoycha betida Uyg'ur tarixini butunlay burmulab maqola e'lon qilgan edi. Shundoqla Twitter yozmalarida Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni inkor qilib qolmay, Uyg'urlarni Xitoyga irqiy qirg'inchilik yurgizgan deb nomussizlarcha bildirilgan edi. Kuzatuvchilar Xitoyning bir tarafdan saxtapazlik bilan xalqaro jamiyatga Sharq Turkistonni ziyorat qilish haqida jar silayotganligini, yana bir tarafdan har qaysi davlatlarga va kishilik huquq organlariga turli shartlarni qo'yib, ziyorat qilishga ruxsat qilmaganligini, shuning bilan birga har qaysi davlatlarda bo'libmi musulmon ellarida navbat bilan saxta tashviqat harakatini davomlashtirayotganligini, buningga chet elda yashayotgan Xitoy ko'chmanlarining mu aktiv ovoz qo'shayotganligini bildirishmoqda. Xitoyning yollanma tor qo'shuvini haqida yangi isbotlar oshkorlandi. Dunyodagi nopozlik axborot organlarining biri bo'lgan New York vaqt gazeti 20 dekabr yangi xabar e'lon qilib, Xitoyning chet eldagi yollanma tor qo'shuvini haqidagi yangi dalil isbotlarni oshkorladi. Mazkur xabarda Xitoy saqchi doiralarining atalmış jamoat fikri texnikasi mulozimati nomida xususiy shirkatlardan xaridor chaqirganligi, amaliyotda bo'lsa chet eldagi ijtimoiy aloqa supalarida yollanma tor qo'shuvini tashkillab, Xitoyning saxta tashviqoti uchun xizmat qildirganligi ko'rsatilgan. Xabarda qayd qilinishicha, Shanghai shaharlik saqchi idorasi Pudong shobisi bu yil 21 may torda e'lon chiqarib, yerlik xususiy shirkatlardan jamoat fikrini boshqurish turiga xaridor chaqirgan. Mazkur e'londa ta'minlaguchi shirkatning Facebook, Twitter qatorliq chat el ijtimoiy taratqo hisoblari bilan ta'minlaydiganligi, har oyda har bir supa uchun 300 ga yaqin hisob ta'minlashi kerakligi bildirilgan. E'londa yana chat el ijtimoiy taratqo hisoblarini tizimlatish, yozma yo'llash, qisqa video ishlash qatorliq 6 turlik xizmatning baho jadvalimi chiqarilgan bo'lib, har bir xizmatning oylik maoshi tuvan bo'lganda 5000 yuan, yuqori bo'lganda 40000 yuan ekan. Mazkur e'londa tilg'i ilingan yolg'on hisob qurish, agish kuchi yig'ish degandek xizmatlardan boshqa, yana chat eldagi hisoblarni tekshirish xizmati alohida diqqat tortadi ekan. Mazkur xizmatda mas'ul shirkatning texnikalik usullar bilan chet eldagi Xitoyga qarshi uchurlarni tarqatgan hisoblarni tekshirib, ularning haqiqiy kimligini va Xitoydagi barlik uchurlarni aniqlab chiqishi talab qilingan. Yana kelib, bu xizmat turida oylik emas, qitim soni bo'yicha haq berish belgilangan. Xabarda qayd qilinishicha, Shanghai saqchi doiralari mazkur e'lonni tarqatib 3 haftadan keyin Shanghai Yunlin ismli bir kichik shirkat mazkur turga erishgan. New York vaqt gazeti bu masalani aniqlash uchun Xitoy doiralari bilan aloqalashgandan keyin mazkur e'lon asli torbatdan darhol o'chirilgan. Xitoyning xalqaroliq ijtimoiy taratqoq supalarida yollanma tor qo'shuvini orqali saxta tashviqotini tarqitishi va jamoat fikrini o'zgartirishga urinishi
yıllardan beri izchil davomlashib kelayotgan bo'lib, Twitter, Facebook, Instagram qatorliq shirkatlar aloqador dokulat va tekshirishlarga asosan bir necha qitim Xitoyning ko'plagan saxta hisoblarini taqib etgan. Avstraliya strategiyalik siyosat instituti bir necha kun burun e'lon qilgan eng yangi dokulatdami Xitoy rejimining 10 nechiligan chet ellik tor mashhurlardan foydalanib saxta tashviqot tarqatganligi, bu orqali Sharqiy Turkistondagi jinoyatlarni yashirishga uringanligi qayd qilingan. Turan dunyosi Turkiy xalqlar madaniyati fondining 30 yilligi xotirlandi. Qozog'istonning Almota shahrida Turan dunyosi Turkiy xalqlar madaniyat fondi qurilganligining 10 yilligi va Qozog'iston mustaqilligining 30 yilligini xotirlash faoliyati o'tkazildi. 18 dekabr o'tkazilgan xotirlash marosimi Davlatlik Uyg'ur Etno Madaniyat Markazi, Uyg'ur teatri va Turan dunyosi fondi tomonidan o'rinlashtirilgan. Murasimga Qirg'iziston, O'zbekiston, Turkiya, Turkmaniston va Azerbayjon qatorliq Turkiy davlatlardan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek, Turkman, Qirim tatarlari va boshqa etnik madaniyat markazlarining vakillari, shundaqlar Qirg'iziston Oliy kengashi 5-chi navbatlik a'zosi Tursuntoy Salimov, Qirg'izistondagi jamoat arbobi Umarjon Hamroyov, siyosatshunos Qahramon G'ojanberdi qatorliqlar ishtirok qilgan. Turan Universitetida o'tkazilgan murosim Turan dunyosi 10 yil nomli kitobini tanishtirish bilan boshlangan. Murosimda Turan dunyosi fondining qurilgandan buyongi xizmatlari, Turkiy xalqlarining do'stligi, Turk dunyosi birligi, shundaqla Uyg'urlarning tarixi, madaniyati qatorliqlarni tanishtirgan hamda Uyg'urlarning navbatdagi vaziyatiga ko'ngil bo'ldiganligini ta'kidlagan. Faoliyatda mashhur jamoat arboblari madaniyat, san'at va ilm-fan sohasidagi to'hfikor shaxslar, Turan dunyosi fondining bir qism vakillari, Turk dunyosining taraqqiyoti birligiga qo'shgan to'hfisi uchun do'stlik mukofoti bilan mukofotlangan. Mukofotlanganlar ichida Turan dunyosi fondi jamiyatidagi Uyg'urlar ham bor bo'lib, Qirg'iziston Oliy kengashining 5-chi navbatlik a'zosi Tursuntoy Salimov efendi bilan Qirg'izistonning jamoat arbobi Umarjon Hamroyev efendi do'stlik mukofotiga erishgan. Ma'lum bo'lishicha, Turan dunyosi Turkiy xalqlar madaniyat jamiyati fondi Qozog'iston mustaqil bo'lgandan keyin Qozog'istondagi Uyg'urlar tomonidan qurilgan. Fondining xizmatlariga Qirg'izistonda yashayotgan Uyg'urlar ham hamkorlashgan bo'lib, Uyg'urlarning ona tili, tarixi, madaniyatini tanishtirishda aktiv xizmat qilib kelgan. Xitoy josuslarining Tayvan armiyasiga singib kirganligi oshkorlandi. Xitoy josuslarining Tayvan prezidenti Tsai Ing-wenning bexatarligini qo'g'dash qismini o'z ichiga olgan Tayvan armiyasiga singib kirganligi oshkorlandi. Reuters agentligi 20 dekabr Xitoy josuslarining Tayvandagi harakati to'g'risida tekshirish dokumenti e'lon qilgan bo'lib, Beijingning Tayvan prezidenti Tsai Ing-wenning bexatarligini qo'g'dash tarmoqlarigacha singib kirganligi va buning o'tgan 10 yildan beri davomlashayotganligini oshkorlagan. Bu sababli az deganda 21 yuqori darajalik harbiy saqchi josuslik jinoyati bilan ayblangan. Uningdan boshqa yana xizmatdagi yoki pensiyaga chiqqan 9 harbiy xodim Xitoy josuslari bilan aloqa qilganligi sababli sotlanmoqda ekan. Reuters agentligining xabarida Xitoy josusi Shishijang misol sifatida ko'rsatilgan. Shishijang 1997 yildan boshlab Hong Konglik savdogar sifatida ko'p qism Tayvanga birib, maxfiy holda Xitoyga xizmat qiladigan josus qabul qilgan va pul berish, sovg'a taqdim qilish qatorliq usullar bilan muvaffaqiyatli holda Tayvan armiyasining ichki qismiga singib kirgan. Tekshirish dokumentida oshkorlanishicha 2019 yili 6 oyda josuslikka qarshi turish xodimlari Shishijang delosini tekshirishni boshlab, tuxumi ko'p isbot topgan. Tayvan Shishijangni tutish buyruq chiqargan bo'lsa-mu, ammo uning Tayvanda emas ligi aniqlangan. Xitoy josusi Shishijang 2006 yili Tayvanga borgan bo'lib, Tayvan dengiz armiyasining pensiyaga chiqqan xodimi Jang Pining bilan ko'rishgan. Hujjatda Jang Piningning Shishijangning vakolatchilarining biri ekanligi va uning Tayvanning harbiy rahbarlik qatlamiga singib kirishiga yordam berganligi bayon qilingan. Bu Xitoyning pensiyaga chiqqan ofitserlar orasida josuslik tashkiloti qurish uchun tuzgan uzun muddatlik planining bir qismi ekan. Shishijang Tayvan harbiy ofitser askarlari va ularning oila tavobatlarining chet elga sayohatga berish chiqimini ko'targan bo'lib, ularni necha ming dollar naqd pul bilan ta'minlagan hamda harbiy ofitserlarning ayollariga qimmatbaholiq buyumlarni sovg'a qilgan.
Pensiyaga çıkan yukarı derecelik harbiy ofiserler, Tayvan'daki alakadar tecrübesi var Amerika armiyası ve hazırkı casusluğa karşı hükümet emeldarlarının Reuters agentliğine aşkarlışça, Xitay, Tayvan'ın harbiy ve halk rehberlik katlamlarına buzgunçılık kılış, Tayvan armiyasının can kılış iradesini boşdış, yukarı teknikli kurallarının mahfiyetlikini, devlet müdafiye planını igeleş maksadıyla keng ölemlik casusluk hareketi başlayan. Bunundan başka Xitay komünist rejiminin casusları hatta Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen'nin koğduğucu hadimleri içige sınıp girgen. Prezidentin pensiyaga çıkan bir koğduğucu hadimi ve prezidentini koğdaş kısmına mesul bir harbiy sakçı bu yılının dışında Tsai Ing-wen'nin bexeterliki doğrusudaki sezgür uçurlarını Xitay akbarat organlarına yetküzgenliki üçün eyiplengen. Reuters agentliği ve yerlik taratkular tekşürüp inatlıgan sot hüccetige asaslanğanda bu iki kişiyene Taybi şehir merkezdeki prezident mahkemesi ve Tsai Ing-wen'nin turalğusunu koğdaydıgan yukarı derecelik bexeterlik hadimlerinin ismi ve hizmet numarını aşkarlaş bilen eyiplengen. Amerika bilen Rusya'nın meslehetçileri Rusya'nın tekliflerini müzakere kıldı. Kremlin'in taşkı siyaset meslehetçisi Yuri Oshakov, Amerika devlet hafifsizlik meslehetçisi Jack Sullivan bilen Rusya'nın Amerika ve NATO'a evetken bir hatarlık kapaletlerine münasuvetlik tekliflerini müzakere kıldı. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişçe, Yuri Oshakov bilen Jack Sullivan'ın körüşüde Rusya'nın Amerika bilen NATO'a evetken her hıl bexeterlik kapaletlerge münasuvetlik teklifler müzakere kılıngan bulup, körüşünün emeliyetçil ötkerliki, iki meslehetçinin davamlıq körüşüp duruş doğrusu da pikir birlikigi kelgerliki bildirilgen. Yuri Oshakov 15. dekabr Rusya'nın her hıl bexeterlik kapaletlerge münasuvetlik tekliflerinin Amerika bilen NATO'a evetkerlikini itkan idi. Rusya Taşkı İşler Ministerliğimi 17. dekabr Amerika bilen NATO'a iki kıtım ayrım kilişim lahiyasının evetilgerlikini, bu meselede hazırlıkçı konkret cevabının kelmigenlikini eskertken idi. 17. kıtımlık Astana söhbeti başlandı. Suriye krizisini hal kılışını maksat kılgan Astana söhbetinin kapaletçi devletlerden biri bolgan Türkiye, Rusya ve İran heyetleri Kazakistan paytaxtı Nur-Sultan'da 17. kıtım toplandı. Türkiye Avazı Radyosu'nun haberde bildirilişçe, Türkiye'ye vakaleten Taşkı İşler Ministerliği'nin Suriye İşleri'nin mesul müdiri Selçuk Ünal başçılıkıdaki heyet, Rusya'ya vakaleten Putin'in Suriye Alahide Vekili Alexander Lavrentiyov başçılıkıdaki heyet, İran'a vakaleten Taşkı İşler Ministerliği'nin siyasi işler meslehetçisi Ali Askar Hacı başçılıkıdaki heyet uçuruşa katnaşkan. Suriye tarafından bulsa muavin Taşkı İşler Ministeri Ayman Susan başçılıkıdaki heyet, Suriye Korallık Öktüçülerge vakaleten Ahmet Tuma başçılıkıdaki heyet katnaşkan. BDT'nin Suriye işlerine mesul muavin vekili Havla Mattar, şundakla İran, İordaniya ve Livan'ın vekillerimi közet küçü salahiyeti de uçuruşa katnaşkan. İki gün devamlaştırılan uçuruşta Suriye'nin nöbetteki vaziyeti, insanperverlik yardımlarının yetküzülüşü, Cenve'deki Suriye Asasi Kanun Komitesi'nin hizmetine kaytadan başlaş, mehpuslarını öz ara almaştırış, esirlerini koyup biriş ve yokap ketkerlerini izleş katarlık tedbirler asaslık gün tertip bulurken. Putin'in Suriye Alahide Vekili Lavrentiyov, uçuruştun burun bayanat ilan kılıp, Suriye vaziyeti ve uruş tohtutuşka dikkatini merkezleştirdiğallıklarını bildirgen. O yakın küllerde Suriye Daesh Katarlık terörlük teşkilatlarının kaytadan aktifleşişe başlayanlıkını eskertip, Türkiye ve İran bilen ötküzdüğün uçuruşumuzda mezgur meselelerge aldın ehmiyet birimiz digen. O yanı musafirler meselesi, yurt makallarından mecburi ayrılış, insani krizis katarlık meselelerini hal kılış üçün Suriye'de siyasi musafirini ilgililtişinin ehmiyetini tekitligen. Suriye temizdeki Astana söhbeti, 2017 yılı Suriye krizisini hal kılış maksadıyla Türkiye, Rusya ve İran'ın kapaleti astıda başlangan idi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugün haberimiz müşahede ahırlaştı. Etki haberimizi görüşürüz, sizlerine Cenab-ı Allah'a taşırmız. Şuna kılıp programı ahırda, ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.